mikrofonumuzu halka uzattı. Halkın sorularından alalım. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Bir sorum olacak. İnsanlar hastasına bakmayıp hastasına kötü muamele edenlerden günahı nedir? Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet hocam, buyurun. Şimdi hasta insan birine muhtaçtır, bakıma muhtaçtır. İlacını getirecek, suyunu getirecek, abdest aldıracak yerine göre, belki altını temizleyecek, belki efendim ona göre bir oda düzenleyecek, yatağını hazırlayacak. Yapamıyor ki, gücü yetse yapacak. Ama düşmüş, o zaman akrabalık belli olur. O zaman annelik ve evlatlık belli olur. Hasta olduğu zaman annene bakmıyorsun, babana bakmıyorsun veya evladına bakmıyorsun. Haram işlemiş olursun, günah işlemiş olursun. Kul hakkına girersin. Duasını aldığında, ona baktığında ne kadar sevap alıyorsun, bakmadığında o kadar günah alıyorsun. Bu bir insanlık suçudur, insanlık ayıbıdır. Hastaya bakacağız. Devlet de bakıyor bugün, hamdolsun hastanelerde. İşte filmini çekiyor, doktorlar onun hizmetine koşuyor, hemşireler koşuyor, hastaneye yer varsa yatırıyorlar. Bu da böyle bir sistem var. Bütün bunları da götüreceksin, takip edeceksin hastaya. Hocam sadece tamam devlet bakıyor ama o yaşlıların, o anne babanın sevgiye ihtiyacı var aslında. Çoğu da bunu istiyor, evladı gelsin halini hatırını sorsun istiyor. Elbette. Bir de hatta şöyle. Evet. Bakmasa bile, arasanız bile telefonla, hani evlad için demiyorum da, arkadaşısınız. Evet. Yani duydum, üzüldüm, geçmiş olsun, Allah şifa versin demeyi de bekliyor. Evet. Müslümanın Müslüman üzerine 5 hakkı vardır. Müslümanın Müslüman üzerine 5 hakkı vardır. Bir, karşılaştığında selam verecek. İki, hapşırdığında Allah sana uzun ömür versin, yerhamuke Allah diyecek. Üç, hastalandığında ziyaret edecek. Hastalandığında ziyaret edecek. Dört, vefat ederse cenazesine gidecek, katılacak. Beş, davetine icabet edecek. Evet hocam. Bak bu 5 tane hak. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerine hakkı 5'tir diyor. Her Müslümana, akrabamız olsun olmasın, her Müslümana, bize malıyla canıyla zarar vermiyorsa o 5 şarta uyacağız ki sevap alalım. Bunu yapmazsak günah. Hasta ziyaretinde bulunmak çok sevap. Hastayı ziyaret etmek bile sevap. Bırak bakmayı. Hasta bakanlar, engellilere bakanlar, o işleri takip edenler, onların işte yakınları, velileri, belki de ahirette karşılaştıkları o büyük mükafatın şaşırıp kalacaklar ya. Bu kadar beklemiyorum. Hocam tersinden soralım. Kötü muamele eden, mecbur bakıyor ama bir yandan da kalbini kırıyor, belki de kötü muamele yapıyor. Bunlar günah işliyorlar mı hocam? Testeksir. Yaptığını ikide bir başa kalkıp durma. Ya haram işliyor. Ya. Ayet-i kerime var. Haram işliyor. Allah korusun. Allah korusun. Evet. Bir izleyicimiz hocam ısrarla şöyle bir şey sormuş. Demiş ki benim sorunum biraz derindir. Bende gaz sorunu var. Örneğin abdest almaya başlıyorum. Gaz geliyor. Öyle oluyor. Abdestin yarısında gaz geliyor. Dönüp yeniden abdest alıyorum. Abdest alıp camiye gitmek istiyorum. Böyle uzatmış hocam. Bu durumda namazdan çıkmam gerekir mi yoksa devam mı etmem gerekir demiş hocam. Şimdi uzun yazısından da vesveseye kapıldığı anlaşılıyor. Anlatırken de öyle. Evet. Allah şifa versin ama bazen gençlerde bile oluyor hastalıklar. Evet. Bu tür hastalıklar oluyor. Bunun da cevabı dinimizde var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defa diyor ki net olarak abdestinizin bozulduğunu biliyorsanız abdest alın. Affedersiniz. Ya acaba ben işte yellendim mi? Çamaşırımda efendim işte bir hareketlenme oldu falan, bir şey oldu. Acaba ile olmaz. Acaba ile olmaz. Yani öyle bir insan diyor, bak ölçüyü görüyor musun? Peygamber taviz vermiyor. Ya git al, yine iyi olur demiyor bak. Biz olsa ne deriz? Ya öyle bir şey var mı? Git al gel. Hadi git tazele. Hayır hayır. Peygamber öyle demiyor. Affedersiniz, kokusunu duydun mu diyor. Öyle bir şey şüphen varsa bak ölçü veriyor sana. Neden? Çünkü bu insanı yorar. Tabii. Hele bir vücudunda böyle bir zafiyet varsa, evet, bir insanın. Çünkü namaz sırasında yorar, bunu hissediyor. İkincisi şu. Var böyle bir özür. Buna özür denir.
sürekli oluyor. 24 saat geçmiş gene geçmiyor. 2 gün geçmiş yine aynı. 5 gün geçmiş. 1 senedir böyle bu adam. Veya bu ne yapacak? Namaz vaktinde ezan okununca abdestini alacak. Hiçbir şey olmamış gibi namazını kılacak diğer namaza kadar. İbadetlerini yapacak, yapacak. Kur'an'ını okuyabilecek. Evet, ölçüde burada bu. Yazıyor çünkü hocam. Tabii. Hatim yapıyor. Evet. Evet. Şimdi bir halka sorusu daha alalım. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Eşim için konuşmak istiyorum. Eşim bağırsak kanseri. Sadece bir duanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Zaten izliyoruz biz her zaman. Allah razı olsun yani duaları. Dualarını bizden eksik etmesin. Amin, amin. Hocam bir şifa duasını okuyalım şifa mı hocam? Şifa duasını okuyalım. Arkadaşlardan da rica edelim. Kanser de maalesef grip gibi çoğaldı. Çok arttı. Bunda işte koronanın tesiri deniyor. Efendim aşının tesiri deniyor. Yiyeceklerin, içeceklerin bozulması deniyor. Kullandığımız deterjanların, çamaşır kimyasalları o insanları zehirliyor. Ve arttı gitti. Allah şifa versin tüm hastalarımıza. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın şifa için okuduğu çok güzel bir duası var. Hem kendisini okuyalım hem manasını verelim. Amin. Amin. Allahümme ezhibil be's Rabben nas işfi ve ente şafi işfihi 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 şifaen la yugadiru sakaman şifaen illa şifauke la şifae illa şifauke la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sakaman. Ya Rabbi hastalığı gider. Bu hastalığı gider. Ey insanların Rabbi şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Şifa verici sensin. Şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan bir eser kalmasın Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Amin. Rabbil alemin. Ağzınıza sağlık. Bütün hastalara şifalar evet. diliyoruz buradan. Bir selamlar de, olsun. Bir de dua kitabı buraya konmamış ama Kur'an'da geçen 5 yerde geçen şifa ayetleri var. İçinde şifa geçen 5 ayet var. Onları okusun. Şifa tamam. hastalık için onları okumamız lazım. Sağ olun hocam. Ve 2 tane halkın sorularından alalım efendim. Merhaba hocam. Size bir soru sormak istiyorum. Bir başkasının adına sadakayı cariye yapılır mı? Hemen diğerini alalım. Mustafa hocam yukarıda Allah var kelimesi doğru mudur? Evet. Evet. Evet hocam buyurun. Şimdi sadakayı cariye demek kendi adımıza da mesela bir cami yaptırdık. Öldük. Camide namaz kılınıyor. Yüzlerce yıl. Kanuni Sultan Süleyman. Ya hocam. Süleymaniye Camii'ni yaptırmış. Efendim Yavuz Selim Selimiye Camii'ni yaptırmış. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'ni yaptırmış. 600 sene geçmiş, 700 sene geçmiş. Hala namaz kılınıyor. Bütün sevaplardan hepsine pay gidiyor. Ne güzel. Aynısı ya. Da gidiyor ya. Yani ben oraya gidiyorum, bir namaz kılıyorum. Ya Rabbi namazımı kabul et, sana hamdolsun diyorum. Fatih Camii'nden Fatih Sultan Mehmet'e sevap gidiyor. Rabbim bizlere de nasip etsin. Sadakayı cari demek, cariye demek zaten akan demek. Cariye akan demek. Sürekli olan. Tabii. Dolayısıyla başkası için de yapılır. Babamın parası yoktu. Yapamadı ama ben onun yerine bir köprü yapayım. Bir okul yapayım. Bir çeşme yap. Bir çeşme yapayım. Su kuyusu açayım. Olur. Bunlar da başkası yerine yapılır. Aynı sevabı vesile olduğu için yapan da alır. Kim için yapıldıysa o da alır. Ne güzel. Sadakayı Rabbim cari. Hepimize nasip etsin inşallah hocam. Yukarıda evet. Allah var. İki manaya gelir. Bir, yukarısı dünya için yukarısı diye aslında her yer dünyanın yukarısıdır. Ama buradan kastı Allah bir yere oturmuş orada duruyor gibi düşünüyorsa bu doğru olmaz, küfre girer. Fakat Allah yücedir, yüce bir makamdadır. Allah'ın makamı yücedir, yukarı çıkmak.
yukarılara tırmanmak, bu yüceliklere tırmanmak demek. Bu anlamda kullanıyorsa bir mahsuru yoktur. Hocam hemen düzeltilir mesela. Diyoruz ki Allah yukarıda değil, her Allah yerdedir. Allah her böyle yerdedir. Yapmak mı lazımdı? Şimdi böyle mi demek lazım? Neden düzeltiyoruz? Çünkü hem Hristiyanlar hem de bazen Müslümanların arasında bazı aşırı uç olan görüşlerde Allah'a mekan isnat ediyorlar. Mesela Hristiyanlar diyor ki Allah yukarıdadır. Daha çok Hristiyanlıktan geçmedir bu bize. Allah yukarıdadır. İsa Aleyhisselam'ı da yanına almıştır, sağına oturtturmuştur. Bak hem de sağına oturtturuyor Allah'ın sağı solu. Evet. Sonra bütün işleri İsa Aleyhisselam'a vermiştir. Allah istirahat ediyor. İsa Aleyhisselam işleri yapıyor. Bu çok dünyevi bir resim oldu hocam. Bir resim işte. Zaten kiliselerde hep bunlar vardır. Evet, evet hocam. Bu küfüre girer ama bir insan mekan izafe etmeden yukarıda Allah var. Yani Allah her yerde bizi duyuyor, işitiyor anlamında kullanıyorsa sıkıntı olmaz. Olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.